Nedret Ersan'a Suriye masasında Amerika'nın taburesini kim yapıyor? Geçtiğimiz perşembe akşamı akıl odası herkesin dilinin ucuna kadar gelen ama delilsizlik nedeniyle kurulamayan bir mini iddia ortaya attı. Sadece hissiyat gibi duran bu gariplik 20 Ocak 2017 tarihine kadar Suriye'de bir şeylerin yetiştirilme telaşının yaşandığı gözlemine dayanıyordu. 20 Ocak Amerika'da seçilmiş başkanın başkana terfi edeceği zamanı işaretliyor ve tabii iktidar muktedir dengesini baştan kuruyor. İddia şuydu. Yeni başkan koltuğa oturana kadar onun da destekleyeceği bir uzlaşıyı Orta Doğu çok hayali, kundan sınırlarına gömmüştür ama kim bilir bir barışı imzalayacağı masa düzenliği olabilir. Kuşkusuz bu tezin uzandığı akıl kollarından en güçlüsü Rusya, Türkiye, Amerika arasında eşyanın tabiatına uygun bir ittifakı tutuyor. Ve bu ittifakın diğer kolları Irak, İran, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır'dan doğabilecek olası komplikasyonları da doğasında mevcut hayatın akışındaki hizaya getirebilirdi. Angajmanları eşantiyondan kolaj, bu köşe klostrofobiktir. Kapalı, dar alanları sevmez. Açalım. Avrupa Parlamentosu beklendiği gibi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması kararı aldı. AP'deki siyasi gruplar aralarında anlaşmış olduğundan karar 37'ye karşı 479 gibi ezici çoğunlukla kabul edildi. Duymadığınız bir şey Yok, tarihe bakın. Avrupa Parlamentosu AB'ye üye ülkelerin askeri işbirliğini güçlendirmesi için ortak savunma gücü oluşturulması ve bir askeri operasyonel merkez kurulmasını içeren kararı onayladı. 255 hayır oyuna karşı 369 evet oyuyla kabul edilen kararda üye ülkelere daha fazla savunma harcaması yapma çağrısı da yer aldı. Duymamış olabilirsiniz çünkü o tarihlerde Türkiye'de ve Avrupa'da çok uğultu vardı. Ama siz yine tarihe bakın. Sürükleyelim. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in önerisiyle canlanan Avrupa ordusunun kurulması fikri siyaset, diplomasi ve akademi çevrelerinde tartışılıyor. Kimi yaklaşımlara göre Juncker'in önerisi Avrupa başkentlerinin bağımsız davranma ve Amerika'nın dayatma politikalarından kurtulma isteğini gösteriyor. 11 Mart 2015 Güzel ama yaşlı bir soru var elimizde. Avrupa ordusu Amerika'ya rağmen mi Amerika ile birlikte mi? Tersi açı da makbul. Avrupa ordusu Rusya'nın lehine mi, Türkiye'nin lehine mi? Amerika ve dahi İngiltere'nin lehine mi? Eylül ayında Juncker, Strasbourg'daki Avrupa parlamentosunda Avrupa Birliği'nin durumu ve geleceği hakkında yıllık bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde karar almasıyla birliğin yara aldığını, kararın endişe ve dedikoduları beraberinde getirdiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birleşik Devletleri olmadığını hatırlatan Juncker, bazı olumsuz gelişmeler AB'nin varoluş kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. AB'nin kendine ait bir ordusu olmalı ve bu ordun NATO'yu tamamlayıcı yapıya kavuşturulmalı. Müessir ortaklar ve Trump düzeni. 1. AB komisyonu başkanı yılda bir kere AB'nin durumu konuşması yapıyor. Birlik içinde gelecek yıl için atılacak adımları ve izlenecek politikaları paylaşıyor. 2. Bu ordu NATO'yu tamamlayıcı ve üye ülkelere daha fazla savunma harcaması yapma çağrısı ifadelerinden anlıyoruz ki o ordu kurulabilir, kurulamaz tartışmaları ayrı konu Amerika'ya rağmen değil hatta Amerika ile birlikte daha fazla savunma harcaması baskısı Washington'a ait ve Trump'la da devam edecek. 3. Rusya karşısında ana aktörlerden olan ama AB'den çıkan İngiltere vakasının üzerine üstelik Avrupa'da yaşanacak seri seçimlerde Trump etkisinden korkulurken Türkiye ile müzakereleri durdurma tavsiyesi, kararı ne demek? 4. Suriye'de Ankara-Moskova arasında aleni, işlevsel ve bir madde olay üzerinde belli değişiklik yapma hali sayılan müessir ortaklık varken 5 bu ayın 15-16'sında gerçekleşecek Avrupa Konseyi zirvesinden Türkiye'ye yönelik müzakereleri bitti kararı çıkabilir mi? Amerika'yı silah soruyla masaya oturtmak. 6. Amerika Rusya ile ister uzlaşsın şimdiye kadar gelen açıklamalar o yönde. ister uzlaşmasın Moskova karşısında etkin etken olmak istiyorsa Suriye'de masaya oturacak. O masaya daha önce oturmuş ve konuşmalara başlamış Türkiye ve Rusya ile birlikte. Ankara ve Kremlin Özel olarak Suriye'de genel olarak Orta Doğu'da yeni katılımcı için masa düzenliyor. Ona uygun sandalye yaptırıyorlar. Rusya ve Türkiye ordularıyla o masaya oturdular. Fırat Kalkanı'nın yaşamsal önemi budur. Kendimizi ülkemizde güvende hissettiğimiz zaman çekileceğiz sözü de odur. Bağlayalım. İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'de Rusya Suriye'nin kuzeyinde kontrolün kimde olacağı konusunda anlaştı. Türkiye'nin dediği oluyor. 0212 Hürriyet. Trump ve ekibi de bu masaya hazırlanıyor. Diğerleri ise 15 Temmuz'da muhataplarını kaybettiler. 20 Ocak'ta da yeni başkan onları kaybedecek. Nedret Ersenel Yeni Şafak